Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Korg PA700 ve Korg PA1000 kıyaslamasını, artıları eksileri iki klavye arasında bunlardan bahsedeceğiz. Kesinlikle bu videomuzda diğer videolar gibi işte ürün tanıtımı, cihaz tanıtımı ya da set tanıtımı değildir. Sadece kullanıcı olarak duyduklarımız, tecrübe ettiklerimiz kadar sizi bilgilendirme amaçlı bir videodur. Şimdi Korg PA700 ile Korg PA1000 arasında öncelikle bir fiyat farkına bakacak olursa, şu an ikisinin de sıfır ve ikinci eli piyasada mevcut. Fiyatıyla alakalı sadece şunu söyleyeyim. Aralarında hani çok ciddi uçurumlar yok ama neredeyse ikinci bir klavye alacak kadar fark var. Diğer bir konu, hani diyelim aldık, bunu satacağız. Acaba PA700'ü mi daha çabuk satarız? PA1000'i mi daha çabuk satarız? Önceden PA1000 daha çok çabuk satılıyordu. Neden? Önceden mesela atıyorum, ilk çıktığı zaman mesela PA1000'in fiyatı 9500 mü öyle bir şeydi. Şu an dolar euro kurları bakımından yükseldi. Mesela 9500 lira PA700 atıyorum mesela 6,5-7 milyardı önceden ilk çıktığı zamanlarda. Şimdi aradan 2000 lira, hani 1500-2000 lira veya 3000 lira gibi bir rakam çok fazla şey değildi. Hani genelde 300 MB olsun, hani birazcık daha böyle görüntü olsun. PA100 biliyorsunuz birazdan bahsedeceğiz, RAM olarak biraz daha düşük. Bu yüzden PA1000 seçiliyordu ama şu an daha çabuk satılıyordu. İkinci el olarak diyorum hani. Ama şu anda PA100'lerin fiyatı birazcık daha ortalamanın altında, hani şey PA1000'e göre birazcık daha aşağı olduğu için PA100'ler de kolay alıp satılıyordu. Önceden mesela bir ilan PA100 ilanı kolay kolay kaldırılmıyordu, kolay kolay satılmıyordu. Durum böyle. Ağırlık olarak PA100 tabinin üzere birazcık daha hafif, birazcık daha portatif, nasıl söyleyeyim, hani portatif şeyi nasıl olur, uygun mudur bilmiyorum ama birazcık daha böyle taşıması şey yapması birazcık daha hafif olduğu için rahattı. Hoparlör konusuna gelecek olursak, bilindiği üzere ikisinde de hoparlör var. PA700'de de PA1000'de de. PA700'ün şimdi teknik boyutları için şu kadar at falan diye girmiyorum. PA700'ün hoparlörünün alınacağını dilde anlatayım. PA1000'den böyle %30, %35 veya %25, o aralarda yani %25 ile %35 arasında daha şey PA1000 daha iyi. PA700'ün hoparlörü bu yandan birazcık daha hoparlörün watt gücü, onu söyleyeyim. Birazcık daha PA1000'in gerisinde. Biliyorsunuz ripon olayı yok. PA700'de de PA1000'de de ripon olayı yok. Diğer bir konu hemen hızlıca geçeyim. Açılış süresi arkadaşlar. Açılış süresi şöyle bir yanılgı olabiliyor. Bunu birden duydum. Acaba herkes böyle düşünüyor mudur? Düşünen var mıdır? PA700 PA1000'e göre hızlı açılıyor diyorlar. Bu bence yanlış ifade, eksik bir ifade. Neden? Şimdi PA700'ün biliyorsunuz, birazdan bahsedeceğim RAM boyutuyla alakalı. RAM az olduğu için yüklenecek set boyutu da küçük. Daha çabuk yükleniyor. Mesela şu şekilde hani kıyaslaması da, mesela atıyorum 100 MB'lık bir set var. PA700'de de PA1000'de aynı anda yükledik. Aynı anda açıp kapattık. PA700'de hızlı dese bunu anlarım ama PA700'ün kapasitesi belli. PA1000'in kapasitesi belli. Şimdi onun kapasiteye göre bir set, bunun kapasitesine göre bir set yükleyecek olursak, kapasiteyle alakalı bir set yükleyecek olursak, bu sefer yanılgıya düşeriz. Yanıldığımızı anlarız. Çünkü PA1000'in kapasitesi daha büyük. Daha uzun sürecektir yüklemesi. Yani açılış süresiyle alakalı da bunu söyleyebiliriz. Yani birazcık daha tabii setin, üzerindeki setin, yüklü olan setin uzun şey boyutuna göre de değişebiliyor tabii ki. Ama PA1000 işletim sistemi, işlemcisi birazcık daha hızlı. Diğer bir konu, ikisi de biliyorsunuz ekranları dokunmatik PA100'de PA1000'de. PA1000'in şu artısı var. 4 kademeli böyle ekranı, işte 1, 2, 3, bir de düz herhalde veya 4 olması lazım. 4 kademeli olarak ekranın böyle indirip kaldırmaya hani manuel olarak şey yaptırıyoruz. O artısı var. Hani düz de kullanabiliyor ama ekran kalkıp şey yaptığı zaman işte programlarda bilmem nelerde hani şu şekil kapatıyoruz ya. Bunu biraz daha kaldırdığım zaman, indirdiğim zaman ayarlaması rahat oluyor. Diğer bir konu, şimdi RAM
şey reme gelmeden önce ekranın altında arkadaşlar diğer bir konu, videoda bir kesiklik mi oldu acaba? STS 4 tane biliyorsunuz. Single Touch Settings. Bunun PA100'de de PA1000'de de mevcut. Diğer bir konu arkadaşlar RAM boyutu. Şu an 2022 için söylüyorum. İleride bir güncelleme gelir mi gelmez nasıl olur bilmiyorum PA400'deki gibi. Şu an 128 MB PA700'ün RAM boyutu. 300 MB de PA1000'in RAM boyutu. RAM kapasitesi. Şimdi az önce dedim ya işte set bununla alakalı. Adam şimdi mesela PA1000'e 300 MB set yüklüyor. PA100'e 128 MB'lik, 120 MB'lik bir set yüklüyor. PA100 tabii ki setin boyutu az olduğu için daha çabuk gidecektir. Diyor ki PA100 daha hızlı set. Yok arkadaşlar öyle bir şey yok. PA100'ün yüklenen seti boyutu küçük olduğu için daha çabuk işlem bitiyor. Bu da ayrı bir detay. RAM'i de söyledik. Ekranın altındaki setisleri de söyledik. Set yükleme kolaydı arkadaşlar. Bu Core PA800, 2X, 3X, 4X, PA100, PA100 hepsinde biliyorsunuz seti flash'a atıyoruz. Flash'tan takıyoruz. İşte medya, load veya alacağımız set varsa giriyoruz içine. Bu şekilde herhangi bir bilgisayar programına ihtiyacımız yok. Set yükleme olayının kolaylığı hem bunda PA100'de hem PA1000'de çok daha şey yani arada çok böyle ciddi bir fark yok. Aynı mantıktan yükleniyor. Kıyaslama açısından bu ikisi aynı. Şimdi set seçeneğine gelecek olursak arkadaşlar. Klavye alacak arkadaşlar nasıl kafasını takan en büyük sorulardan bir tane. Acaba set nasıldır bulabilir miyiz falan. Şimdi arkadaşlar set seçeneği biraz az. Neden? Şimdi diyeceksin ki işte PA4X setini okuyor. PA100'de, PA1000'de, PA4X üçü birbirinin setlerini okuyor. Ama şimdi PA100'ün seti okuma şey RAM için 128 MB açmaması lazım. Kompresli olanı söylemiyorum. Şimdi 128 MB'lık set biraz az. Yani o yüzden genelde PA100 alacak arkadaşlar genelde hani üzerinde işte Cüneyt Ertaç veya Emrah Kaça set olduğunda MO setleri ya da CS'de olduğu zaman genelde ses paketleri yüklüyorlar ya da ses atıyorlar. Ama PA1000'de atıyorum mesela hani 300 MB olduğu için şimdi 300 MB'lık tabii ses paketi yapılabilir ama ritim falan atma şansınız birazcık daha fazla. Drum kit ekleme, user sound ekleme şeyiniz birazcık daha fazla olacaktır. Ama şey şundan dolayı fazla olacaktır. Seçeneğiniz fazla olacaktır. Çünkü PA4X setini okuyorlar. Şimdi PA4X 1.5 GB olmadan önce genelde işte 250-350 MB civarında olduğu için hani PA4X'in setini PA1000'e, PA1000'in setini zaten PA1000'e çok rahat atabilirsiniz RAM konusunda. O yüzden PA700'ün birazcık set konusunda uyumsuzluk değil, tamamen RAM konusuyla alakalı olarak set konusunda birazcık seçeneği az. Çünkü 128 MB'lık set. Ha PA3X'ten alınan şeyler olur hani denemek için ya da şey yapmak için. Çünkü biliyorsunuz PA3X'ler 128-256 MB olanlar da mevcut. RAM yükseltilmediyse. Sound kalitesine gelecek olursak, hızlı geçiyorum arkadaşlar video uzun olmasın. Şimdi sound kalitesine gelecek olursak PA100'de PA1000'de aynı. Ama hani sound aynı soundlar yok. Çünkü aynı sesleri aynı setleri okuyor. Yalnız şöyle bir dipnot, bir küçük parantez. Şimdi atıyorum mesela bir tane KMP var. PA100'e attınız. Bir de PA1000'e attınız. Mesela atıyorum bir klarnet sesi veya elektro bağlama sesi. Şimdi PA100'de verdiğiniz efektle PA1000'de verdiğiniz efekt arasında fark olacaktır. Birinde mesela bir iki kanal daha azdır, bir iki kanal daha çoktur. Tam şimdi teknik şeyine çok girip şey yapmak istemiyorum sayılarını. Şimdi PA1000'de birazcık daha efekt fazla, birazcık daha hani efekt olayı daha bir tık daha iyi olduğu için bunu hemen direkt çıplak kulakla anlayamazsınız. Ve üzerindeki hoparlörün. Bunu çok ciddi sahne sistemler, çok ciddi böyle hani ne nasıl diyeyim, son sistem mi diyeyim artık. Onları da ancak şey yaptırabilirsiniz. Çok böyle ufak da olsa illaki sound farkı vardır. Ama dediğim gibi aynı sound, aynı performans PA100'e, PA1000'e yüklerseniz hiç oynama yapmadan mesela PA100'ün performansını şey performansı sound'unu PA100'e sonra PA1000'e yüklerseniz ikisi aynı çıkartıyor dersiniz. Benim bahsettiğim olay video şey cümlenin başında da söylediği gibi farklı bir olay. Hani sonra da demesin nasıl sound kalitesi varmış demesin. Sound kalitesi üzerine basarak söylüyorum.
çok ince, çok böyle altını çizerek söylüyorum. Tekrarın çok böyle hani KMP yükleyeceksiniz de vesaire vesaire. Şimdi soundlar için efekt sayısını zaten söyledik. P-Abin'de daha şey böyle hani daha iyi demeyeyim de P-Abin efekt olayı P-Abin'e göre tabii ki ince detayları biraz daha var. Hani bir kanal ya da iki kanal daha fazlaydı P-Abin'de efekt verme olayı. Efekt seçeneği. Şimdi kullanım pratikliğine gelecek olursak arkadaşlar, kullanım pratikliğinde biliyorsunuz Pigment'in üstünde işte 3 tane, onunla da 3 tane kısa tuşu var. Bildiğiniz kork işte set yükleme olayı buradan. Global olaylara işte global tuşuna girip oradan. MP3 çaldırması, Pigment şeyi yönleri falan. Hani Pigment ikisinden aynı yöne gidiyor sağa sola yukarı aşağı. Kullanım pratikliği aynı yani farklı bir şey yok. Şimdi en önemli konulardan bir tanesi arkadaşlar. Bunu lütfen dinleyin. İsterseniz bunu dinleyiciler varsa, korkuyla ilgilenen arkadaşlar, yetkililer varsa bunu bir eleştiri olarak da alabilir. Hiçbir şeyin eleştirmiyor ama şimdi size bir şey göstereceğim. Diyeceksiniz ki hani bu bizim dikkatimizi çekmedi. Bakın şimdi arkadaşlar. Mesela diyelim dışarıdan bir tane sıfır sound yapacağız. Elektro bağlamamızı takacağız. Ya da atıyorum mesela udumuz gümüş takacağız. Sıfırdan sound yapmak istiyoruz. Bakın şimdi ne yapıyoruz? Kayıtları alabilmek için. Buradan sound'a giriyoruz arkadaşlar. Bakın buradan record'a girdik. Bakın. Burada görüyor musunuz? Enstrüman taktıktan sonra bu record düğmesi var. Bak şurada. Gözüküyor ama sanırım gözüküyor. Evet. Bakın. Bu küçük record düğmesi PA 700'lerde yok arkadaşlar. PA 1000'lerde. Şu an 2022 için söylüyorum. PA 1000'lerde var. PA 800'lerde, PA 3X'lerde var. Ama PA 700'lerde yok. Bu başlı başına benim için hayal kırıklığı. Hani Core PA 700 gibi şu an çok ciddi rakamlara satılan bir cihazda tabi dolar euro kurundan dolayı. Ama bu rekor tuşu benim için çok yani ciddi bir eksiklik. Sırf bunun için PA 1000 alan arkadaş, sırf bunun için PA 3X alan arkadaş biliyorum. Ha, o da niye? İşte kayıt yapacaktır. Cihazdan WAV çekip KMP yapacaktır. Bu sebepten dolayı. Şimdi bir diğer konu arkadaşlar. Core PA1000'de biliyorsunuz şuralarda volüm için potları mevcut. PA1000'de öyle bir durum yok. Kullanım pratikliği açısından söylüyorum. Aklıma gelmiş notlara. Şimdi arkadaşlar hep her şeyi anlattık, söyledik. Gelelim yine en önemli konuya. Şimdi arkadaşlar bizim aradığımız ne? Bakın buralarda şimdi bizim aradığımız ne arkadaşlar? Bizim yani ihtiyacımız olan ne? Benim aradığım ne? Bir kere bunu bir kafanızda hani iyice düşünüp tartıp karar vermeniz lazım. Yani benim için hani aranın hani ciddi rakamlar yok diyorum ama bu sürekli değişkenlik gösterdiği için fiyat farkı vermek istemiyorum. Bugün mesela 4000 liradır, yarın 5000 liradır aralarındaki fark veya 6000 liradır. Şimdi ekonomik olarak biraz daha hesaplı mı olsun? Atıyorum. Veya şunu söylüyorum. Mesela SD kart olayı var ya. Cüneyt Ertaş veya harici. Bazı arkadaşlar şunu söylüyor. Mesela diyor ki işte atıyorum mesela işte şu kadar para verir Emrah Kaçan'ın setini alırım. Bir de kendi ses paketim var. Zaten kullandığım 10 tane ses var. PA1000'e ne gerek var? Haklı, doğru. Ne gerek var? Ama bazı arkadaşlar diyor ki tamam Emrah Kaçan'ın seti alırım. Cüneyt Ertaş'ın seti de zaten var. Birini takar birini denerim. Ama ben PA4X'te kullandığım setimi yüklemek istiyorum. O da işte 300-350 MB. Hani ben hani oradan birkaç şey silip ben direkt PA 1000 alıp bu da haklı. Veya arkadaşlar şunu söylüyor. Diyor ki hani Emrah Kaçan'ın seti zaten yetiyor. Benim ekstradan ritme falan ihtiyacım yok. Öyle set falan değiştirmekle işim olmaz. Emrah Kaçan'ı ya da işte atıyorum mesela Cüneyt Ertaş'ın seti 10 numara bir set. İçinde her şey var. Benim işimi görüyor. Bir iki tane pet yaptırırım. Yazdırırım atıyorum mesela. İşte bir iki tane ses atarım ben kullanır giderim. Daha böyle set değişim. Bu da haklı. PA700 beni bana yeter. Hani ekstradan işte 5000 lira, 10 bin lira veya 7 bin lira işte neyse. Fark verip PA1000 almaya gerek yok. Bu da bir haklı sebep. Yani bu tamamen insanın kendi ihtiyacı için. Yani aradığımızı bilmek önemli. Veya atıyorum arkadaş sürekli set değiştiriyordur.
Hani der ki ya ben şimdi bunu alacağım. Tamam, MOST, Emrah Kaçı ya da Cüneyt Ertaş'ın CST güzelse tamam. Ben setten sıkılırım. Ben sürekli ses paketleri sürekli atıyorum. Setler denemek isteyeceğim. 128 MB'e şimdi seti soruyorum. Mesela 250 MB. Ben şimdi onu yükleyemeyeceğim. Benim o yüzden 300 MB hani olan PAB'ini seçmem lazım. Bak bu da tamamen hani haklı derken ihtiyaca göre belirleme. İhtiyacınız neyse arkadaşlar, aradığınız neyse onu bir kere belirledikten sonra inanın klavye modeli kafanıza. Ha şu olacak. PA700 alacaksınız. Ulan PA700 de güzel ama hani ulan diyorum kaba şey gibi olmasın. Samimiyetten hani sohbet şeyinde olsun diye. Yani PA700 de güzel ama PA1000'in ayrı bir duruşu filan hani böyle bir görüntüsü. Çünkü kim ne derse desin hani PA1000'in ekranı kalkması olsun şuradaki ses potansiyeli falan. Ya böyle kenardan duruşu birazcık daha şeyi filan birazcık daha ağır duruyor. Daha şey duruyor yani. İkisinde de ripon falan yok ama görüntü olarak çok birbirine benziyor. Ancak PA1000 tabii daha böyle asalet, daha böyle asil duruyor PA700'e göre. PA700 çirkin demiyorum. Yani o yüzden hani aradığımız bilirsek inanın daha çok rahat şey, daha çok daha kolay, daha çabuk klavye tercihinizi de yapmış olacaksınız. Ama şunu unutmayın. Bu cihazlara vereceğiniz paralar ciddi paralar. Hani satarken kolay kolay zarar ettirmez. 3 aşağı 5 yukarı belki hani bir şeyler olabilir ama aldığınız fiyatın üstüne, aldığınız fiyatın altına satabilirsiniz. Emin olun bu korku için söylüyorum. Yamaha da öyle olmaya başladı. Kolay kolay elde kalmaz. Kolay kolay hani mesela atıyorum 25 bin lira alıp da kolay kolay 15 bin lira, 18 bin lira vermezsiniz. Yani 25 bin lira alırsınız, 26'ya, 24'e verirsiniz. Satılır yani. Piyasası ikisinin de oldukça hızlıdır. Hani peynir ekmek gibi demeyeyim ama kolay kolay da hani satılmayacak bir cihazlar değil bunlar. Zaten yeni çıktı, daha yeni cihazlar. Durum böyle. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar.